bugün direnişimizin 1842. günü. 1842 gündür işimiz ekmeğimiz için mücadele ediyoruz. AKP iktidarı o hali bahane ederek 140 binden fazla kamu emekçisini açlığa yoksulluğa mahkum etti. Aynı şekilde işçiyi, emekçiyi, halkın her kesimini açlığa yoksulluğa mahkum ediyor. Halkın her kesimine açlığı, sefaleti reva görüyor. Ve buna karşı mücadele eden herkesi terörist ilan ediyor. En demokratik haklara bile saldırılıyor. Bunların kullanılmasını dahi engellemeye çalışıyorlar. 1842 gündür aynı şeye maruz kalıyoruz burada. Basın açıklamaz hakkımızı bile kullanmamızın önüne geçmeye çalışıyorlar. Bugün ülkenin her tarafında geçiremiyoruz diyen, insanca yaşamak isteyen bütün halk sokağa dökülmüş durumda. Haklarını istiyor, kendilerinden çalınanları geri istiyorlar ve bu yüzden eylem yapıyorlar ve buna karşı gene şiddete, polis şiddetine, işkencesine maruz kalıyorlar. Bu düzenin böyle gitmeyeceğini biz defalarca söyledik. Bu adaletsizliklerin, yapılan, halka reva görülen adaletsizliklerin er geç hesabının sorulacağını söyledik ve bunu söylemeye devam ediyoruz. Diğer taraftan her gün, neredeyse her gün yeni zamlar yapılırken, halk açlığa, sefalete mahkum edilirken CHP, AKP'yi zamlarla eleştiriyor ama kendi belediyesinde, Bakırköy Belediyesi'nde işçilere %0 zam önererek onların açlığını, yoksulluğunu derinleştiriyor. Yani bu ülkede hiçbir siyasi parti, ne AKP, ne CHP, ne de diğerleri gerçekten halkın çıkarlarını düşünmedi bugüne kadar. Bugünden sonra da düşünmeyecektir. Halkı düşünen tek kesim halkın kendisidir, halkın örgütlü gücüdür. Halk kendisinden çalınanları geri alacaktır. Er ya da geç bunu yapacaktır. Biz burada işimiz ekmeğimiz için mücadele ediyoruz. Aynı zamanda halka reva görülen bütün adaletsizlikleri dile getiriyoruz. Dile getirmeye devam edeceğiz. Korkmuyoruz. Onlardan daha güçlüyüz. Çünkü biz haklıyız. Ve haklı olan er ya da geç mutlaka kazanacaktır.